Nefis Yemek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle özellikle makarna sevenlerin bayılacağı börek tadında nefis bir fırında peynirli makarna tarifi paylaşacağım. Gerçekten yapılışı çok kolay bir tarif, sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Uygun bir tencereye yeteri kadar suyu alalım. Kaynamaya başladıktan sonra 2 tatlı kaşığı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı tuzu makarnanın haşlama suyuna ekleyelim. Ardından yarım paket kelebek makarna ilave edelim. 11 dakika boyunca makarnaları haşlanmaya bırakalım. Ben şu anda bu tarifi kelebek makarna ile hazırlıyorum. Su böreği lezzetinde gerçekten çok lezzetli bir fırın makarna olacak. Dilerseniz fırın makarna, hatta çubuk makarna ile de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Diğer taraftan uygun bir karıştırma kabına 2 adet yumurtayı alarak çırpalım. Daha sonra 2 su bardağı süt, 2 çay kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı kekik, doğranmış maydanoz, 200 gram kadar lor peynirini ekleyerek güzelce karıştıralım. Lor peyniri yerine dilerseniz beyaz peyniri ufalayarak da kullanabilirsiniz. Bu arada tuz miktarı kullandığınız peynirin tuz oranına göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden tuzu kontrol eklemenizde fayda var. Şimdi haşladığımız makarnayı karıştırma kabının içerisine alalım. Erittiğimiz 1 yemek kaşığı tereyağını üzerine gezdirdikten sonra tüm malzemeyi son kez güzelce karıştıralım. Hazırladığımız soslu makarnayı uygun bir fırın kabına veya borcama aktararak üzerine düzeltelim. Fikir vermesi açısından ben şu anda 21'e 28 cm'lik bir fırın kabı kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir fırın kabını da kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı tereyağını ufak küpler halinde makarnanın üzerine bırakalım. Son olarak 200 gram kaşar peynirini rendeleyerek makarnanın üzerine tamamen kaplayalım. Önceden 190 dereceye ısıttığımız fırında alt üst fansız ayarda 30 dakika boyunca makarnamızı pişmeye bırakalım. Üzeri nar gibi kızardıktan sonra fırında peynirli makarnamız artık hazır. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Dilerseniz bu tarifin içerisine tavuk veya ıspanak gibi farklı malzemeler ilave ederek daha da lezzetlendirebilirsiniz. Aynı şekilde makarnanızı sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Herkesin beğeneceğini düşündüğüm çok lezzetli bir tarif, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yorumlarınızı, fotoğraflarınızı özellikle bekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.